Merhaba arkadaşlar, bu videoda yine backup işlemlerinden bahsedeceğim. Fakat bu sefer backuplarımızı otomatize edeceğiz. Önceki derslerde backuplarımızı manuel olarak yapmıştık. Örneğin database'imizin üzerine gelip test diyerek buradan backup demiştik. Ve tek tek bunlarla uğraşmıştık. Şimdi birden fazla database'iniz olduğunda bu işlem çok yorucu. Tek database için bile bu işlemi her gün periyodik olarak yapmak yorucu. Böyle bir şey kimse istemez zaten. Management Studio tarafında SQL Server'ın burada bir güzelliği var. Management tabı altında Maintenance Plans tabına geldim. Bunlarla ilerleyeceğiz. Maintenance planlar adı üstünde bakım planları. Burada backup işlemleri, index işlemleri ve update istatistik işlemleri yapabiliyoruz. Sağ tıklıyorum ve burada New Maintenance Plan diyebilirim. Bir de Maintenance Plan Wizard diyebilirim. Bu sihirbazla oluşturuyor. Ben burayı kullanmayı çok sevmiyorum. Maintenance Plan diyorum. Ve buradan Backup diyorum. Gördüğünüz gibi bir tane pencere açıldı ve yukarıda Design yazıyor. Ben burada Design edebiliyorum çalışmalarımı. Şimdi bir Backup alacağım için Backup Database Task komponentini çekip boş alanı bırakıyorum. Bu komponente çift tıklıyorum ve ayar yapacağım. Ekran açılacak. Onu bekliyorum. Ekranım geldi. Görmüş olduğunuz gibi burada 3 tane tab var ve altında ayarlar var. General tabında backup tipimi full seçebiliyorum. Differential veya da transaction log seçebiliyorum. Ben şu an bir full backup ayarlayacağım. O yüzden full seçtim. Ve database parantez içinde S de var. Databases yani database veya database'ler seçebiliyorum. Biz ortamlarımızda genellikle all database diyoruz. Aksi bir durum olmadığı müddetçe. Ya da buradan this database deyip bu database'de bu SQL server'da var olan database'leri elle de ayrı ayrı seçebiliyoruz. Bu master, model ve MSDB database'leri bildiğiniz gibi yöneticisel database, SQL server'ın kendi database'leri. All database diyorum. Hepsini seçiyor. System database dediğimde sadece master, model ve MSDB seçiyor. All user database dediğimde de sadece burada Adventure Works olduğu için sadece bunu seçecek ama burada birden fazla user database olursa onları da seçebiliyor. Ignore database seçeneğini de seçtiğimde database online değilken görmezden geliyor database'in backup'ını almamış oluyor. All databases diyorum. Genellikle bu ayarlarda kullanıyorum. Okey diyorum. Ve backup alacağım nokta benim diskim. Bir diske backup alacağım. O yüzden şimdi onun ayarlarını yapacağım. Destination tabına geliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi default'ta backup diskimi ben H olarak belirtmiştim. Bu da burada buldu. Şimdi bu H'nin altında ben full diye bir klasör açmıştım. Bunun altına backup'larımı yerleştiriyorum. Şu checkbox'ı da seçersem eğer her database için ayrı bir subfolder açacak. Yeni bir dizin oluşturacak. Seçilebilir. Daha düzenli bir şekilde olabilir. Burada da backup'ımız full backup olduğu için uzantısı bug olacak. Option tabına geldiğimde backup compression, backup'ın sıkıştırması nasıl olsun diyor. Default ayarlarda zaten compress demiştik. Bu şekilde kalabilir. Ama siz ayarlarınızdan emin değilseniz ki backup'ları da sıkıştırarak almakta fayda var. Compress backup diyebilirsiniz. Şu an bu ayarlarda kalabilir. Burada herhangi bir ayar değiştirmiyorum. Ve buradan block size da belirtilebiliyor aslında. Block size da backup'ların kaçar megabyte bloklarla yazılacağını belirtiyor aslında. Buna çok dokunmuyorum. Bununla alakalı makaleler aslında var. Bunlar da araştırılıp siz daha detaylı kullanabilirsiniz. Ben genellikle bunu kullanmıyorum. Benim ayarlarım bu şekilde. Okey dedim. Şimdi bir full backup'ımı alacağım. Ama benim AdventureWorks database'imin recovery modeli full'dü. Yani benim aslında bir de log backup almam lazım. Buradan toolbox'a gelip tekrardan bir komponent seçiyorum. Bunu tekrardan ayarlayabilirim. Yani çift tıklarım. Ayar penceresinden tekrardan ayarlarım. Ama şu an onunla uğraşmayacağım. Delete diyorum. Mevcut komponentime tıklayıp CTRL-C, CTRL-V dediğimde aynısını kopyalayabiliyorum. Bunun üzerinden ilerleyebilirim. All database olacak. Transaction log dediğimde ama burası değişti. Neyse ben transaction log backup alacağım. Backup tipim olacak. Ve buradan all database diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir warning var. Bunun sebebi de şu. Burada database'ler eksik
görmüş olduğunuz gibi. Diğer sistem database'leri, model haricinde olan database'ler, master ve MSDB, tempdb database'leri simple olduğu için onların log backup'ını alamıyor. O yüzden exclude ettim diyor. Ben yine all database seçiyorum ve ignore'u tıklıyorum. Okey diyorum. Yine backup noktam disk olacak. Destination diyorum. Ve buradan da backup folder'ımın yolunu değiştiriyorum. Log için ayrı bir klasör açtım. Daha düzenli durması için. Ve bunun altına yolumu yazdım. Backup file uzantımda trn olacak. Log backup'ları trn olarak alıyoruz. Option'a geldim. Görmüş olduğunuz gibi kopyaladığım için tüm ayarlar burada hazır bir şekilde geldi. Buraya ekstra bir şey demiyorum ve OK diyorum. Şu an benim bir full backup'ım ve bir de log backup'ım var. Şimdi buradan hangisinin önce çalışmasını istiyorsam o şekilde oradan ötekine bir ok çekmem lazım. Böyle yaptığımda birinci olarak full database backup'ım çalışacak. İkincisinde transaction log backup'ım çalışacak. Bu şekilde yaparsam. Oku nereye gösteriyorsa gösteren taraf ikinci oluyor. Bunu yukarıdan kaydedebiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi maintenance plans'te backup buraya geldi. Bir job buraya geldi. Sağ tıklıyorum, execute diyorum ve manuel olarak çalıştırıyorum. Backup klasörümüze gidelim. Şu an log almamış. Full'leri alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tüm database'ler için ayrı bir folder oluşturdu burada. Ve success dedi, tamamlandı. Log'a da gelelim. Log da almış. Görmüş olduğunuz gibi burada AdventureWorks'un log backup'ı da var. Şimdi burada başarılı bir şekilde tamamlandı. Ama ben yine görmüş olduğunuz gibi elle çalıştırmış oldum. Biz bunu istemiyoruz. Bunun periyodik olarak istediğimiz saatlerde çalışmasını istiyoruz. Onu da burada belirtiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada schedule tarafında not schedule var. Not schedule'ın yanındaki takvim simgesine tıklayıp bu ekran açılıyor. Backup'ımı nasıl alacaksam backup sıklığımı burada belirtiyorum. Biz günlük alıyoruz. İlk etapta her gün backup almamız lazım. Daha sonra haftalık ve aylık olarak da alabilirsiniz. Tamamen sizin ortamınıza, database'in ne kadar saklanması gerektiğine ve backup noktanızın kapasitesine bağlı olarak bu değişir. Günlük olarak her gün alsın, 2 günde bir alsın, 3 günde bir alsın diyebilirsiniz. Zaten burada değiştirdiğinizde aşağıda da description değişiyor. 2 günde bir saat 12'de backup alacağım diyor. Saati de burada belirtebiliyoruz. Her gün alsın. Genellikle backupları işlemlerin bittiği zamanlarda, mesai saatinin bittiği saatten sonra ya da gece uygun zamanlarda almanız gerekiyor. Tamamen ortamın en uygun olduğu zamanlarda alırsanız kullanıcıya daha az yavaşlık yansıyacaktır. Sunucunun da en az yoğun olduğu zamanını işaretlemek bu noktada önemli. Akşam mesai çıkışı 6-7 PM diyebilirim. Hemen çok vakit geçmeden hemen backup'ını alayım ortamımın. Ve backup'ların biteceği tarihi belirtmiyorum. Sonsuza kadar devam etsin. Her gün saat 7'de bir backup alacak şekilde schedule ettim. Ve tekrardan yukarıdan disket işaretinden save diyorum. Şu an backup'ımı save ettim. Zamanın geldiğinde çalışması lazım. Şu an haliyle zaman değil. Ben şu an saatim 8'i 9 geçiyor. Ama 8'i 10 geçeye verebilirdim. Otomatik olarak başlardı. Hatta öyle de yapabiliriz. Eğer yetişebilirsem. Evet, 8'i 10 geçeye verdim. Ama PM olarak vermişim. AM dedim. Bakalım şimdi çalışacak mı? Şimdi çalışan cevapları nereden görüyoruz? Saatim, çalışma saatim geldi. Hatta geçti bile. Burada Job Activity Monitor var. Eğer burada Job çalışıyorsa yanında yeşil bir işaret çıkıyor. Çalıştırabilirim. Execute diyeyim. Ve şuradan refresh dediğimde görmüş olduğunuz gibi bir play işareti var. Şu an executing çalışıyor diyor. Az önce de backup'ımız bu şekilde çalıştı. Sağ tıklayıp View History dediğimde şöyle de refresh edeyim. Gördüğünüz gibi en son benim manuel çalıştırdığım 3. geldi. Otomatik çalışan da saat 8'e 10 geçe burada görmüş olduğunuz gibi gözüküyor. Yaptığı işlemlerde burada bir tane step ID'si var. Aşağıda da yaptığı işlemleri detaylı bir şekilde gösteriyor. Bazen hatalar veriyor burada. Buradan hataları inceleyip çözümünü buluyoruz. Otomatik backup da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Schedule ettik. Peki
Bizim backup noktamıza tekrardan gelirsek, sürekli bu backup alarak ilerleyecek. Görmüş olduğunuz gibi 3 oldu. Ben bunları nasıl otomatik olarak sildireceğim veyahut da bunun takibini nasıl yapacağım? Eğer bunları silmezsem bu sefer backup diskim büyüyecek. Bunların da temizlenmesi, bakım yapılması lazım. Onları da bir sonraki videoda göreceğiz. Bu videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.